Evet, gördüğünüz gibi cennetteyim. Hayallerime kavuştum. Her sene yaptığım Isparta ritüelimi bu sene Covid'e rağmen yine yaptım. Nasıl yaptım? Sevgili Bihter sayesinde yaptım. Şimdi zaten o bu vlogta bizim ev sahibimiz olacak. Bize bütün gülcülüğün, Isparta'daki gül üretiminin ve gül yağının inceliklerini zaten o anlatıyor olacak. Hadi gelin hep birlikte Bihter Türkan Ergül'e bir ses verelim. O benim canım. Gerçekten. Biz geçen sene gül hasadında karşılaşmıştık ama daha uzun zamandır tanışıyoruz. Sevgili Bihter, çok teşekkür ederiz bu arada. Ben teşekkür ederim. Bütün prodüksiyon, bütün o operasyonuna ait bizi sabah evimizden aldı. Bütün ekibimi, eşi Deniz'le beraber buralara kadar getirdiler. Özel izinlerimizi aldılar. Sağ olsun, var olsun. Böyle bir gariban sevindirdin. Bu arada güneşliydi. Hafif hafif üstüme yağmurlar yağıyor. Şu tarlalar bize kalmış. Gel biraz yürüyelim. Hadi biraz toplayalım. Da anlatalım neler Hadi yapıyoruz toplayalım. Diye. Anlat bakalım. Şimdi sen kaç senedir bu işi yapıyorsun Bihter? Yaklaşık 34 yıldır kokularla ilgileniyorum. 11 yıldır da profesyonel olarak ilgileniyorum. Ama benim ilgilendiğim gül yağı, gül suyunun tarihteki ritüelleri, kullanım alanları, mistizmi, enerjisi, insan ruhuna verdiği etkileri, araştırmalarım hep bunun üzerine. Hem Osmanlı arşivlerimde hem arkeoloji arşivlerinde görüyorum ki muhteşem, eşsiz, tasavvufta Gonca tasavvufun sırrıdır. Sabah rüzgarı doğru eserse verir sırrını, gül olur. Goncası güle giden yolculuğudur. Bunların hepsini bu iki gün boyunca seninle konuşacağız. Çok güzel yapacağız. Hepsini konuşacağız. Çok heyecanlıyız. Bir de bu sene çok ilginç bir sene. Bomboş, normalde bunların şu anda boş olması lazım değil mi? Yani. Toplanmış olmaları gerekiyordu. Şu anda toplanıyor olması gerekiyordu. Hatta burada bu saatte hiçbir şey kalmazdı. Hı hı. Dikkat ederseniz şunlar toplanmış halleri. Bakın. Şu kesitler toplanmış halleri. Yarın bu bahçe bir daha dönülecek. Şunlar kopartılacak. Cacti. Tıh, evet. Ama şimdi zorlanıyoruz. Yani çok az toplanıyor. Gülü kopartırken bir şekilde gülün rızalığını almanız gerekiyor. Esmasıyla beraber şöyle toplanır. Bu sabah 5 ila 7 arasında toplanır ki çiğ zamanında bunların yağları daha fazla olur. Güneş vurdukça yağları uçtuğu için sabah erken saatte toplanır. Bunlar toplananlar yarın da sabah rüzgarıyla sırrını verecek olan Gonca. Tabii bu güller Isparta'ya ait, onu da söyleyelim. Hani herkesin her gül olmuyor. Bu Rosa Damascena dediğimiz özel bir cins. Evet. Isparta gülü 1600'lerden itibaren aslında Bulgaristan'dan Osmanlı, o taraftan göçen muhacirleri istihdam ediyor bir nevi. Ve önce oralardaki vadilerde, Edirne civarında yapılıyor. Daha sonra Isparta'nın çok daha uygun bir ekim alanı olduğu biliniyor. Çünkü vadi gibi ve toprağı çok inanılmaz bir toprak. Çünkü gül çok pahalı. Nedeni de nazlı olması, değişik şartlarda. Isparta onun için önemli. Dünyanın en önemli gülü Isparta'dan çıkıyor. Bizim de aromaterapide kullandığımız, parfümeride kullanılan ve benim de hep kitabımda bahsettiğim işte o frekansının yüksek olan gül, Türk gülü arkadaşlar. Bu da çok kıymetli bir şey. Sadece Türkiye'de ve sadece Isparta'da. Onu da söyleyelim. Tabii ki. Sen de özellikle bu konuda araştırmalarını yapıyorsun. Kesinlikle. Ve biliyorum ki çok ciddi bir şekilde yatırım yapıyorsun. Arşivleri tarıyorsun, Osmanlı arşivlerini. Onları çevirtiyorsun. Bir anlatır mısın ne süreci? Japonlar dünyadaki bütün gülleri topladılar. Sadece Türkiye Isparta gülünün megahertz'i 320 çıktı. Hatta şu anda Paris Parfüm Müzesi'ni ziyaret ettiğinizde size izletilen belgeselde şöyle başlar. Kokuların efendisi Isparta Türk gülü diye. Megahertz'in 320 olması ve sabah zihnimiz uyandığımız ilk 3-4 saniyede 320 olması tarihe baktığımız zaman araştırmalarda gül hep hafızayı, beyni güçlendiren özelliklerden kullanılmış. Muhteşem bilgiler var. Buradaki bahçedeki gülleri alıp Türkiye'nin herhangi bir yerine ekebilirsiniz. Benim de bahçemde var. Ama hiçbir zaman buradaki gibi güçlü yağ kalitesini vermez. Coğrafi koşullar, nem ortamı, doğanın ihtişamı hepsinin bir uyum içerisinde olması lazım. Yani o kadar çok bilgi var ki Bihter'de, ben böyle dinliyorum. Kendisi özellikle Osmanlı'daki Türk gülünün kullanımı ile ilgili çok ciddi Osmanlı fermanlarını Topkapı Müzesi'ne giriyor ve ayrıca araştırıyor ve çevirtiyor. Ben diyorum ki biz seninle bir tane daha video yapalım. Tabii ki. Gül yağının ve gülün Osmanlı'daki kullanımı, hem şifayen kullanımı, hem aslında sen biliyorum ki devlet erkanı içerisindeki koku ritüelleri de çok hakimsin. Ben onu
Ayrıca uzun bir video olarak anlatmanı isteyeceğim. Keyifle. Bir tane daha video çekeriz ama ben şimdi biliyorum ki sen çok güzel bilgilerle geldin. Mesela bu güllerin de toplanırken bile ritüelleri var. O kadar doğru. Derin bir kültür ki. Çok doğru. Paylaşır mesela, mısın? Hiçbir zaman elinizde eldivene dolamaz. Osmanlı'da gülcü kızlar, gülcü oğlanlar vardır. Bunlar buluğ çağına gelmiş genç kızlardır. Sabah 5 ila 7 arasında çiğ zamanı, güneş doğmadan kafasında orakla biçemezsiniz, makasla kesemezsiniz. Rızalığını alarak bu şekilde tek tek toplamanız gerekiyor. 1 gram gül yağı için yaklaşık 180 dakikaya ihtiyaç var. Yani 4 kiloyu toplamak için 180 dakikaya ihtiyacınız var. Bu da 3 saat yapıyor. Her bir saatte, her bir kiloda 45 dakikanızı alır. 45 dakikada sadece 1 kilo toplarsınız. Ve sizin o küçük şişelerimize koyduğumuz 1 gram için 3 saat gerekli. Yağ rahimdir gülün esması. Bu şekilde toplanır. Tabii bunları heybelerimize koyarız. Mis gibi kokar. Bunların hep öpesim geliyor benim. O kadar seviyorum ki onları. Yüzümüze koyduğumuzda enerjimizi zaten hissederiz. Uyumayan çocukların beşiklerine konulur. Halen daha köylerde. Tüm o dikenine rağmen sevgiyle, şefkatle toplamaktır marifet. Tasavvufta gülün sırrıdır goncası. Sabah rüzgarı eşsiz haliyle estiğinde sır gül olur. Size sırrını verir. Ama bu sabah rüzgarının da bir adabı, usulü vardır. Tasavvufta da sırra erişmek istersiniz, adabınla, usulünle esmeyi bilmek gerekir ki gülün eşsiz kokusuna ulaşın diye. Zorla güzellik olmaz yani. Her şey zarafetle, her şey rızasıyla. Edebiyle. Özellikle de edebiyle, her şey de doğayla ilgili. Özellikle bu şeyi biraz daha anlatmanı isteyeceğim. Çünkü bana göre insanın biraz daha doğadan kopuşun en büyük sembollerinden bir tanesi de bence doğaya karşı olan hoyratlığı. Ne kadar bir bütün içinde olduğumuzu fark etmemesi. Bu varlıkların hepsinin yaşayan ve titreşimleri olan ve aslında kendilerince şuurları olan varlıklar. Bitki deyip geçmiyorsun. Yani senden yüksek frekans var, şuurları tabii var, ki bilinçleri var. Bu varlıklar olmasını unuttuğu insan bir kısım. Ama biz burada biraz daha seninle bir konuşuyoruz hep bütünsel şeyleri. Canlı yayınlar yaptık çok güzel beraber. Bu rızasını alma hadisesini çok sevdi insanlar. Belki biraz daha anlatırız seninle. Şurada geze geze binlerce, hem de rızalarını alalım bu güzel kızların. Binlerce yıldır tüm uygarlıklar ne yaptı? Gülün ruhunu nakşetmenin yollarını aradılar. Sabit bazlı yağlarda, sularda, susam yağlarında bıraktılar, dinlendirdiler. Gülün kokusunu yağ almaya çalıştılar. Bu arada gül suyu üretimi, gül yağı üretiminden çok daha eski tarihlere gider. Sümerler gül sularını bulduklarında bu eşsiz güzelliğin ruhunu suya nakşetmek istemişler. Hem şifası hem güzelliği hem de tanrılara sunulan hediyeler arasında. Gülün ruhu binlerce yıldır kadim uygarlıklarda biliniyordu. Sümerler, Mezopotamya baktığımız zaman gül vazgeçilmez bir koku ritüeliydi. Ama inanç mekanizmasıyla özdeşti. Bu arada tabii Bihter'in söylediği konuyu biraz detaylandırayım bilmeyenleriniz için. Aromaterapinin aromaterapi olabilmesi aslında İbn Sina'nın 14. yüzyılda İbni'yi bulmasıyla, elimbik dediği sistemi distilasyonu bulmasıyla oldu ki günümüze kadar imbik yani distilasyon aynı şekilde devam ediyor. Onun üzerine konacak o mekanik sistemin üzerine konacak bir şey olmadığı için ve ondan önce insanlar işte eski insanlar her çiçeğin kokusunu yakalama arzusundalardı. Pek çok farklı şeyler yaptılar. Bunlardan en büyük arzu da gülün kokusunu yakalama, hapsetme. Bu kadar güzel kokan bir şeyi kendi üzerlerine nasıl kokar diye önce kaynattılar, benmari yaptılar, değil mi? Yaprakları suda beklettiler, infüze ettiler. Yıldızlara arz ettiler. O gülün kokusunu alabilmek için. Zeytinyağına gül yapraklarını koyup 21 gün boyunca yıldızlara arz ettiler dolunaya kadar. Ondan sonra güneşin enerjisiyle toplanan güller yıldızların enerjisiyle güzellik, gençlik, sağlık iksirleri olarak binlerce yıldır milattan önce de birçok uygarlıklarda kullanıldı. Evlenmeden önce hanımlar kullandıkları koku ritüelleriyle gülü kalp çakrasına doğurganlığı arttırsın diye bel bölgelerine sürüldü. Babilli hanımlar bunu çok fazla yaptılar. Evlenmeden önce evleneceği geceye kadar.
onlarda tohumlanma olarak geçen Murutel'e kadar hep gül iksirleriyle vücudunu ovdular. Tabii aromaterapide de en çok kullandığımız yağlardan bir tanesi hem her türlü formundan dolayı rahim ve kadın dostu diyebildiğimiz. Doğumda kullandığımız, ebeler tarafından kullandığımız, doğum sonrasında rahmin tekrar eski haline dönmesini hızlandırmak için toparlanma süresinde ruhsalıkta kullandığımız, emzirme sırasında annenin o göğüs ağrıları için kullandığımız hem kadın hem rahim dostu oldukça dişil bir yağ. Dişil yağ zaten esması da er rahim. Ya muazzama. Valla tarlalar gördüğünüz gibi muazzamdı. Bu sene Covid'den dolayı da bomboş. Yani çok fazla hasat yapmıyor. Ispartalı gül toplayıcısı inmiyor. O yüzden tarlaları bugün hem turisti olmadan, gül turisti, hem de tarlalardaki toplayıcılar olmadan gördük. Çok ilginçti. Bihter, sana teşekkür ederim. Gerçekten iyi, muazzamdı. Peki şimdi nereye gidiyoruz? Toplamış olduğumuz gülleri Bakır İmbik'te, halk dilinde kara güğümde, odun ateşinde damıtmaya gidiyoruz zemzem suyumuzla birlikte. Oo, gerçekten bu o zaman bir antik üretim göreceğiz eski çağlardaki gibi. Ve ritüelleriyle göreceğiz şu anda. Harika. Gül suyunu şu anda ritüellerine yapacağız. Yaşasın. Nereye getirdin bizi? Şimdi burası İmbikhane. Yani Osmanlıcası Gülephane. Gül suyu evidir. Burası İsmail Ağa'nın, bizim çok sevdiğimiz İsmail amcanın yıllardır kendi göz emeği, göz nuru, el emeği gülhanesi olarak geçiyor. Biz de burada onunla beraber gül suyumuzu damıtıyoruz. Burada damıtmamızın sebebi eski Bakır İmbik olması. Kara güğüm deniliyor halk dilinde ve kendisinin de bu işte halen daha geleneksel usullerle çalışıyor olmasından dolayı gül suyumuz, gül yağımız burada damıtılıyor. Harika. Sabah topladığımız gül yaprakları çiğ zamanda 5 ila 7 arasında topladığımız ve rızalığına kafalarını kopardığımız diyeyim gül yapraklarımız damıtmaya hazır. Elini bir alır, sokar mısın? Bakar mısın su sıcaklığa? Ay ılık, ılıklar. Şuraya elini alayım ben. Ah. Şuraya. Sıcaklık. Ah, sıcacıklar. İşte bu yüzden sıcacıklar. Megahertz'i çok yüksek olduğu için yangın çıkarmaması adına bunlar biraz da toprakta da bekletilir. Sıcaklığı olmasın. Çünkü bunların içerisine sigara kağıdı kadar ince bir yaprak koyarsanız alev alır. Eli haşlar. Toplar toplamaz. Elinizi koyarsanız çuvala eli haşlar. Şimdi damıtma ve gül suyu çıkarma işlemimize geçeceğiz. Kara kazan dediğin arkası galiba. Evet doğru. Bakır imbik tabii ki zamanla yandığından dolayı kara imbik oluyor. Bakır imbiklerimiz odun ateşi söğüt ya da gürgen olması gerekiyor. İçerisine zemzem suyu konuluyor damıtma sırasında. Eskilerden nisan yağmurları da konulurmuş ama nisan yağmurları artık konulamıyor. Havadaki egzoz dumanından dolayı bu yıl çok güzel uçaklar uçmadı ama tabii ki toplama imkanımız olmadı salgın hastalığından dolayı. Ocağımızın içerisinde hemen göstereyim. Ateşte yanan odunlar gürgen ya da söğüt olması gerekiyor. Rastgele çalı çırpı olmaz. Onun enerjisi bakır imbikle gül suyuna geçmesi gerekli. Muazzam. Ve burada EcoCert diyor. Gerçekten organik mi? Evet, tamamıyla organik. Ne kadar güzel. Tamamıyla organik sertifikalıdır. Hepsi. Hatta bu imbik bitince seninle beraber diğer kazanı damıtalım. Ya tamam. Sen de koy hepsini. Ay çok sevinirim. Bu aslında bizim İbn Sina'da gördüğümüz en temel, en eski imbiğin yakını. Aynen öyle. Yani yüzlerce yıldır Osmanlı'da gül damıtmak için, gül suyu yapmak için kullanılan yöntem. Birazdan da ritüelleriyle bunları yapacağız. Harika. Peki bu en eski imbikti dedin. Evet. Bu nedir su? Bu soğutma kazanı. İçerisindeki gül suyunu soğutarak oraya aktaracak olan buhar sistemiyle beraber gül suyu damıtma sırasında en önemli işlevlerden bir tanesi de soğutma kazanıdır. Nazar boncuğu eskiden kazan gül damıttığımız gül suyunun şeylerine konulurdu. Nazar boncuğu hep vardı. Şimdi de biz bunları soğutma kazanlarına koyduk. Harika. Aslında bu bir nevi soğutma kazanı. Evet. Havuz gibi olmuş. Havuzumuz. Harika. Soğutma havuzu ve şurada gördüğünüz de gül suyu arkadaşlar. Bakın. Orada minicik kazanla camlara gerçek camlara aktarıyor olması da çok güzel.
Ben şey ile arasındaki farkı da bir görmek isterdim. Bu çünkü çok daha artizan dediğimiz, hem çok eski ritüellere sadık kalarak, hem Rıza Side'nin güle ve ona saygı duyularak, hem eski bir de aslında endüstriyel üretim var. Tabii onu ki. Yapanlar var değil mi burada? Var. Ya, endüstriyelde yapılıyor. Sonuçta dünya pazarının Avrupa'ya da değişik kıtalara, ülkelere de gönderilen gül yağının endüstriyel kısmı çok fazla. Biz daha ritüellerini yaşatmak için, daha organik, daha geleneksel üretime sadık kalmak için daha butik yapıyoruz bunları. Butik yapanlar çok azaldı ister istemez. Çünkü sonuçta bir metropol var, yoğun bir iş temposu var. Fakat işin ruhunu yaşatmak istiyorsanız geleneksel olması gerekiyor. Peki bize diğer örnekleri de gösterir misin? Çünkü aradaki böyle bir vlog yapalım istedim. Gül yağı nasıl elde ediliyor? Farklı ekollere de bakalım derim. Tabii nereye ki. Götürürsün bizi? Yapılan fabrikalar var. Buradan sonra da yine en etik, en düzgün çalışan, endüstriyel yapımda sadık kalınan, gülün yine değerlerine sadık kalınan diğer fabrikaya da geçeceğiz. Harika. Yağ çıkarırken eskiler değerlerdi bizim burada. Herkes birbirine küsermiş. Eskiden böyle ben evin önünde çıkarıyorum şunu, şu sistemi. Ama eskiden nerede çeşme var? Köy yerinde, herhangi bir yerde, derelerde, orlarda. Orlarda şeydir kere 2-3 kazan korunmuş böyle. Tamam mı? Havuzlar yapılı böyle, bu şekilde. Orada çeşme var değil mi? 4-5 tane havuz. Oradan akan havuzdan su, buradan onun havuza, onun havuza, onun havuza akar geçermiş yani eskiden. Osmanlılar'da da akan su değirmenin yanına kurulurmuş bir haneler. Aynen. O zaman yağ çıkaracakları bile, eskiden su yok ki, yağla uğraşıyor. Ne edelim, herkes birbirine küsermiş. Göstermezlermiş. Göstermezler. Nazar değmesin diye. Ne kadar yağ çıktığını. Ha, o yüzden nazarlık takıyorsunuz. Aynen. Ne kadar yağ çıkıyor. Hem yağ çıkarırken de ben kendim olmam gerekiyor. Yalnız olmam gerekiyor. Sadece kendim olmam gerekiyor. Kendi... Başkası olması gerekmiyor yani. Olduğu zaman da gözü ya değiyor yani tecrübeyle sabit. Tecrübeyle sabit. Aynen. Nedenini ben söyleyeyim. Tabii bir de rezone oluyor. Biliyorsun ustanın enerjisiyle kapa rezone oluyor. O çünkü ona o üstatlaşıyor. Gülle artık aynı ata, vahşi bir ata binmek gibi. Kayınpederden öğrendim ben bunu. Batmış bir meslek 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda en son. Şu kazan ilk kazanım, ilk göz ağrım benim şu kazan. Tamam mı? O kazan nereden baksan 90 yıllık. O kazanı çalıştırdım yıllık. Ben. Evet 90 yıllık. Adam öldü gitti. Ben onu vereselerden aldım. İlk kazan benim o kazaydı. Düşün yani. O sene yapıştı. Şimdi ne yapıyorlar? Bunları alıyorlar gidiyorlar. Belediyenin önünde, Tarım İl Müdürlüğü'nün önünde süs olarak koyuyorlar. Bunları çalıştırıyorum. Bunları yapacak ara borularını mesela şunlar bakır boru. Yapacak işi de azaldı. Çok. İsmail abinin yaptığı lavanta suyu tatman, görmen, dokunman lazım. Var mı lavanta suyunda? Ne yapıyorsunuz? Hidrosol mü üretiyorsunuz? Aynen. Hidrosol. Harika. Değişik bir hidrosol. Peki geçen seneden kalan mı var? Şimdi artık yeni yapacak mısınız? Daha var mı zamanınız? Yeni de var, eskisi de var. Artı ben şunu söyleyeyim. Ürüne ne yazarsın? Ömrüne ya 2 yıl yazarsın ya 1 yazarsın. Ben 20 yıl yazarım. Öyle mi? 20 yıl. O kadar iddialı ve bu. O kadar iddialıyım yani. Şimdi ne yapıyorsun? Bu tülbenti niye getirdin? Şöyle, Osmanlı'da gülcü kızlar çeyizlerinde oyalı yemenilerini getirirler. Gül topladıktan sonra damıtırken dualarınla bereketiyle gelsin, niyetleri gerçek olsun, dilekleri gerçek olsun, hayırlı bir yuva kursun diye yemenilerini nazar boncuklarıyla beraber duvarlarla birlikte buraya sararlar. Gül damıtılırken yapılan şifası enerjisi yemenisine bulaşsın, ona da huzur, bolluk, bereket getirsin diye niyetlenirler. Artı damıtma sırası içerisinde buraya sinen güzel kokusuyla tülbentlerini yine çeyiz sandıklarına koyduklarında çeyizleri mis gibi kokar. Şu anda görüyorsunuz içerisinde çok sıcak, mis gibi bir koku da yayılıyor zaten. Çok sıcak gül suyu damıtılıyor. Bunu açtıktan sonra, tabii bu yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sonra burada muhteşem bir koku kalır. Şimdi bile kalmış. Aa, inanılmaz.
Gülmedim doya doya. Bu arada gül damıtılırken sabah saatlerine kadar süren şenliklerde birçok gülle ilgili besteler olduğu kayıt arşivlerinde de mevcut. Osmanlı'da. Osmanlı'da. Hangi senelerde peki? Özellikle 1885'te Edirne Bahçeleri olarak bilinen Bulgaristan'da yapılan 3 tane şarkı var. Sabah saatlerine kadar süren şenliklerde bestelenmiş 3 şarkıdır gülle ilgili. Çok da fazla kullanılır. O dönemde gırnata, darbuka gibi, klarnet gibi müzik grupları getirilir. 4 gün boyunca gül festivalleri yapılır. Geceden sabaha, sabahtan geceye. Bunlar da onlardan, ritüellerden bazıları. Çok da sevdiğim bir şarkıdır Şenberimde Gül Oya. Elindeki şişe ne Bihter'cim? Bu kutsal mukaddes topraklardan gelen zemzem suyu. Osmanlılar gül sularını damıtırken zemzem suyu ve nisan yağmurlarının içine koyarlardı. Şu an nisan yağmurlarını değerlendiremiyoruz ama gül suyumuzun bolluğu, bereketi, şifası içilebilir olduğu için de vücudu güçlendirmek için içerisine zemzem suyumuzu koyacağız. Sen dökmek ister misin? Beraber dökelim, sen dök. Yani muazzam. Zaten 320 Hz gül yağının frekansı vardı. Bir de zemzem suyunun frekansıyla biz muazzam bir gül suyu elde ediyoruz. Harika. Kesinlikle. Sabah tarladan toplanan gül yapraklarımızı kazanımıza koyduk. Zemzem suyumuzu içine aktardık. Ateşine de söğüt ve gergen odunları koyduktan sonra şimdi ya bismillah diyerek gül suyumuzu damıtmaya başlıyoruz. Hadi bismillah. Herkese şifa olsun. Bihter'cim, ne bunlar? Gül gübreleri olarak geçiyor ama tarihe baktığımız zaman bunlar cebir. Yani gül yaprakları, gördüğün gibi kuruyan gül yaprakları. Bunlar daha ıslak ve nemliyken bir yatağa hazırlanır. O yatağın içerisine bunlar bu posalara konulur. Cebirdir bunlar. Zatürreden ya da ateşli hastalar şifaneler getirilir. Bunların içerisine yatırılır, ateşleri düşürülür. Bir kısmı da cebirlerin bir cebir daha yapılır. Onların içerisine de halk kumaşlarını, ipliklerini getirir. Batırır, boyalarını alırlar. Muazzam. Yani tabii işte arkadaşlar diyorum ya, hani biraz önce tarlada neyi konuştuk? Rızasını alıyoruz dedik. Bir de bir şeyi unutuyoruz biz. Biz endüstriyel toplumlarda bir şey sadece bir şey için kullanıp sapını atıyoruz, bir şeyini atıyoruz. Ama eskiden böyle değildi, üretim böyle değildi. Tabii. Yani gülün hiçbir şey ziyanı olmuyor. Her şeyini bir yerde kullanıyorlar, dönüştürüyorlar. Bu muazzam bir şey. Biz şu anda da bunları gül sabunlarında kullanıyoruz. Yani bunlar şu anda gübre için ayrıldı ama kışın yakılacaklar. Bunlardan bir öncesinde de, şunlar daha ıslak, biraz daha yağ ve suyu varken de yapmış olduğumuz gül sabunlarında kullanıyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Kastil sabunlar gibi sabit bazlı yağlarla karıştırıp içerisine gülü koyuyoruz. Cildi kurutmaz. Minerallerle cildi nemlendirir. Bazı sabunları bilirsiniz, koyarsınız 3-4 parçaya kenilden bölünür. Yani sabunu bu kadar kurutan şey ellere ne yapar? Cildi besler. Yalnız bizim sabunlarımızın şu özelliği var. Suya fazla kaldığı zaman çok çabuk eriyor. Evet. O yüzden bir kaldıraç koymak gerekiyor. Eskiden vardır ya böyle 3 parmaklı. Evet. Hatta şu anda ahşaptan yapılıyor. Evet. Ellerimizi yıkayınca hemen biraz daha yükseğe kaldırmak gerekiyor. Suyun içinde kalmasın diye. Elleri muhteşem yapıyor gül sabunları. Hmm. Düşünün, bunlardan gül sabunları yapılıyor. Harika. Gördüğünüz gibi doğadan gelen ve kıymetli olan hiçbir şeyi eskiler ziyan etmiyorlar. Değerlendiriyorlardı. Çok da güzel kokuyor. Evet, 2,5 saat değil mi? Ne kadar sürüyor işlem dayım? 2,5 saat falan doluyor, dolması 2,5 saat sürüyor bunu. 20 kilo gülden 20 kilo su elde ediyorsun. 20 kilo su elde ediyorsun. Aynen. Bu kullanıma hazır mı şu anda yoksa? Şu anda hazır değil. Biraz beklemesi lazım, kendine gelmesi lazım. En azından 1 ay, 2 ay durması lazım yani. Ondan sonra kendine gelir. Biliyorum ki sen bu
eski usul üretimi çok nadir yapanlardansın. Hatta söylediğin kadarıyla bu bölgedeki ilklerden bir tanesi. Biraz anlatır mısın hikayeni kanalımın izleyicileri? Çünkü çok artizan dediğimiz Osmanlı'dan bugüne kadar gelen eski gül yağı ve gül suyu üreticilerinden. Evet. Ve EcoCert sertifikanız var, doğru mu? Aynen, EcoCert sertifikalı organik gül suyu elde ediyoruz. O sertifikada en azından 4-5. Yılda veriliyor. Biz 4. senesinin geçiş belgesi verdiler. Her sene kontrol ederler onu. Biz bu güllere ilaç atmayız. Ama başka yerlerde ilaç atılır. Ama biz atmıyoruz. O belgeli suları gül suyu olarak aldığımız bu yağını almadan ilk distilasyon suyu gül suyu olarak veriyoruz. Harika. İlk distilasyon yalnız. İkinci distilasyona girdiği zaman yağ alınmış oluyor. Hmm. Kalan su o zaman gül suyu olmuş oluyor. O da oluyor ama biz mayayı gül su diye veriyoruz. Yağı içinde olduğu için. Ama bunun bir aşırı bir kokusu olmaz ama kendi öz kokusu olur. Hı hı. Bunda. Bunun mesela pH'i diyelim 6-7'ye vurur. Hı hı. İkinci defaya aldığın zaman pH'i 4'e 5'e iner. İner. Peki yağ oranı kaç içinde? Yağ normal oranı şu anda 20 kilo su aldık. Oo, ya. Bayağı. Yüzde diyeyim, yaptırdığımız tahlillere göre 8-9 falan. Hı. O mevsim şartlarına göre değişebilir o. Yani o günkü yıl iklim verdiği ürün, bitkinin verdiği ürün her sene aynı ürünü vermez bitkide yani. Hava şartlarından dolayı. O zaman mesela 5'e iner döner. Mesela diyelim ki bazen mevsim gelir 4 tondan 1 litre yağ alırsın. Bazen gelir 3 tondan 1 litre yağ alırsın. Aynı onun hesabı. Bu sene sanki bu sene, biraz doğa bekledi Covid'den dolayı değil mi? Aynen bekledi biraz. Bu sene biraz da sıcak oldu. Şimdi havalar biraz serinledi de onun için biraz iyi oldu. Sıcaklarda bunun şeysi gelmez yani yağı gelmez. Yağı gelmesi için en azından o poyraz dediğimiz şey kuzeybatı rüzgarlarını estiği zaman daha çok verim veriyor. Harika. Doğayla bir olacaksınız. Aynen. Yani. Ama sanıyorum Isparta bunun için ideal. Bir de siz aynen lavanta suyu da üretiyorsunuz. Aynen lavanta suyunu lavantanın çiçeğinden üretiyorum ben. Direkt kendi şeysinden değil de çiçeğinden, tohumundan kaynatarak hidrosolünü alıyorum ben onunla. Burada da ürünleri var. Aynen. Ben bayıldım vallahi. Çok da güzel kokuyorlar. Aynen. Kendi eğitimlerimde ve şeylerimde de kullanmayı düşünüyorum. Aynen. Elinize sağlık ustacığım. Çok keyifli bir yere daha gittik geldik değil mi? Yani Türk gülüne, daha doğrusu Türk gül yağına ve gül suyuna çok emek vermiş Gül Birliği'nin Rosens ve Gül Birlik tesislerindeydik ve üretime dair olduk. Çok değişik tabii. Bir gün önce İsmail abinin o çok geleneksel olan yerde geleneksel üretim tekniklerini gördükten sonra burası tabii çok endüstriyel ve çok tabii sanayi geldi. Neler söyleyeceksin Mihtar'cığım? Şimdi dönemin sanayiye de ihtiyacı var ama ben gelenekselim. Çünkü endüstri arz talep meselesini karşılamak için var. Mesela bugün gittiğimiz Gül Birlik aslında tüm etik kurallara uyan benim çok sevdiğim bir kuruluş. Gül Birlik adı üzerine vakıflar ve tamamen kooperatif üzerine yapılmış ve yaklaşık 4000 çiftçiyi koruyor onlar aslında. Şu andaki talebi eski ümbik usulleri isteseler de karşılayamazlar. Çünkü Isparta Gülü artık dünyaya yayılıyor. Isparta Gül Suyu'nun endüstriyel, yeter ki yetiklik çalışması benim için önemli olan. Ama ben geleneksel usulcülüyüm. O bakır imbik olacak, kara güğüm olacak, yemeniler bağlanacak, zemzem suları konulacak, yıldızlara arz edilecek güller. Ben genelde o tarzıyım. Ama bizim mesela ürettiğimiz gül suyu geleneksel ve organik olmasının karşılığında bütün yıl belli bir sayıda yetebiliyor. Ve o yüzden raflara çok fazla konulamıyor. Mesela şu anda benim 10 tane şubem olsa 10 tane şubeye yetmeyecek. Yetmez. Bu sefer ne oluyor? Endüstriyel yapılan gül sularının aynı kaliteye gelmesi sağlanıyor ki arz talep meselesini karşılasınlar diye. Gördüğünüz gibi çok sıcaktı mesela orası. Evet. Güllerin de bir sıcağı var zaten. Önemli olan usulünle, rızasınla yapılabilmek. Mesela bazı usuller var. Titanyum kazanlara konuluyor. Biz onlara gaz odası diyoruz. Gülün resmen canı çıkıyor orada. Ve şifasını aldığına inanmıyorum ben. Ama bakır imbikte demlene demlene yapıldığında asıl şifası o zaman suya yansıyor. Peki gül birlikte nasıl üretildi? Bir üretim sürecini anlatır mısın? Gül Birlik'te de zaten o bahsetmiş olduğumuz 4000 çiftçinin üretici tarlalardan toplanır. Hepsi bir araya gelir. Orada çuvallarla gördüğünüz gibi
daha büyük kazanları. Sonuçta bakır imbik en fazla 25-30 kilo oluyor. Ama o büyük gördüğünüz kazanlar 300-400 kiloya kadar alabiliyor. 10 katı, 15 katı neredeyse oraya konuluyor. Daha sonra yine ısıtmak usulüyle beraber fark ettiniz mi bilmiyorum. Gül suyu ve üzerine hemen yağ tabakası da kalır. Gül yağı orada hemen damıtılır, gül suyu da hemen alınır. Endüstriyelin bu faydası vardır. Yani gül suyu için ayrı, gül yağı için ayrı çıkmaz. İkisi bir arada çıkıyor orada. Yine etik kurallar çerçevesinde yapılıyor. Az önce gittiğimiz fabrika 1960'lı yıllara ait. Hatta içerisinde şu andaki dönemden dolayı kapalı olan bir gül müzesi var. Eski gül kazanları var, yapılma usulleri var. Yine onlar karıştırılarak yapılıyor, ara ara kontrolleri sağlanıyor. Ondan sonra alınıp dinlendiriliyor. Geçen sene gelen misafirler için gül havuzları vardı orada. Gül yapraklarına yapılan havuzlar, giriyorsunuz. Tabii canım, muhteşem. Biz de girmiştik. Geçen sene harikaydı. Beraber. Burada hemen araya girelim. Bizim çok biliyorsunuz ben 3-4 senedir, hatta bu sene 5. senem Isparta'da. 5 senedir buraya geliyorum gül hasadına. Geçen sene beraber Bihter'le beraber orada çok kıymetliydi. Isparta Villon vardı. Onu izlemeyenler hemen linki buraya bırakayım. Siz Isparta Villon'un linkini de izleyin. Geçen sene o havuzları görmeniz için. Muhteşemdi. Umarım bir dahaki yıl yaparız izleyicilerimiz için. Türkiye'nin bir milli değeri gül, gül suyu, gül yağı. Umarım eski usuller çoğalır ve o koşullarda üretilmeye devam eder. Eski usuller çok da çoğalacak gibi durmuyor. Biraz gerçekçi olmak lazım ama senin çabalarına, bizlerin çabalarıyla gül yağına, gül suyuna, güle hak ettiği kıymet verilirse biraz daha belki çiftçi ve üretici de biraz daha teşvik olacaktır ve daha artizan, senin dediğin gibi daha özel üretimlerin yolu açılacaktır. Ama onun dışında sanıyorum gül birliğin bile bu standardın oturması bir zaman aldı diye düşünüyorum. Tabii ki çok büyük bir zaman. Onlar çok büyük emek sarf ettiler. Şöyle bir şey var. Çiftçinin ürettiklerinin standarta oturtulması gerekiyor. Toplanmasının standarta oturtulması gerekiyor. Demlenme süreçlerinin standarta. Hani hepsi bir aşamadan, bir eğitimden geçtikten sonra bizim istediğimiz. Osmanlı'ya bakıyorsunuz. Örnek olarak sabah 5 ila 7 arasında sabah diyor. Sabah rüzgarlarında toplanır onlar. Hemen gülaphane, yani gül suyu evine alınır. Şu anda gülhane diyoruz biz. Onlara alınır. Demlenmeden önce ateşi yakılırken de söğüt ve gürgen ağaçlarından seçilir odunları. Bunlar da o sırada bir odada penceresi olmayan toprağın üstüne topraklanır. Geceden almış oldukları yıldız enerjilerine, yıldızlara arz edildikleri olur. Havayla da zaten, hava elementiyle de yolculuğunu başlatan gül orada topraklanmaya başlar. Zaten üstünde de bence geceyi açık havada geçirdiği için hafif nemden de çiğ var. Tabii, su da var üstünde. Bir yaprakların üstünde. Aynen öyle. Dört elementle aslında bir nevi uyumlanıyor. Ondan sonra ateş yakılıyor. Ondan sonra suya bırakılıyor. Suya bırakılırken de zemzem suyu ekleniyor. Biz de bu usulle yapıyoruz. Nisan yağmurları koyuyorlarmış Osmanlı'da. Şu anda yapılamıyor. Böylelikle adabıyla, usulle yaptığınız zaman gül ruhunu suya nakşediyor. Binlerce yıldır Sümer, Mezopotamya, Hitit, Selçuklu, Asur, Osmanlı, Bizans'a baktığınız zaman gül suyunun şifasında hem sağlık olarak, hem kozmetik olarak, hem iletişim aracı olarak kullanmışlar. Gelenekselde gülün enerjisi çok bozulmaz, şifası çok bozulmaz. Yapılan usul ve ritüellerle birlikte yapıldığı için gül enerjisini yavaş yavaş verir. Endüstriyelde tabii ki birçok aşaması var ama ne olursa olsun hiçbir zaman bir bakır imbikteki gibi, hiçbir zaman o ritüellerdeki gibi olmadığı için biraz gül suyunun, gül yağının küstüğüne inanıyorum ben. Çünkü toplanması kadar bunları tek tek topluyorsunuz. Tamam, diyelim ki tek tek topladınız ama gelip siz haldır haldır çuvallarla alıp tamamen böyle bazı aletlerle tıka basa doldurmak için işte oranla, baskısınla, demir şeyle bunları itip sıkıştırırsanız, bunları küstürürseniz damıtırken şifasını ve enerjisini alamayız. Çok iyi bildiğin şey ki sen de gülle çalışıyorsun. Artık gülle özleştin. Megahertz'in 320'sinin bozulmaması gerekiyor. Şifasını verebilmesi. Sonuçta gül suyunu yüzümüze sıkırıyoruz. Gül yağını kokluyoruz. Endüstriyelle organik, geleneksel arasındaki en büyük fark aslında şifasını koruyabilmesidir. O yüzden evet, şu andaki yaşadığımız metropolde ve dünyada endüstriyel gül suları ve gül yağı var. Çok başarılı firmalar da var. Ama geleneksel olması çok daha tercih sebebi olmalı bence.
Evet, yani bizim işte aromaterapide de kullandığımız biyodinamik öz dediğimiz, yani biyolojik olarak canlılığın olması gerçekten hem rızası hem onun frekans değerlerinin hem de gerçekten canlılığının giderilmeyecek sistemlerle ve metotlarla olması gerekiyor. Buhar distilasyon bizim için çok kıymetli. Dediği şeyler çok kıymetli. Çünkü her şey bir bütün. Evrende yaşayan her canlı varlık aslında kendi bireysel enerji alanına ve bilincine, idrakine sahip. Her varlık bilinçli. Her varlığın, her canlının bir bilinci var. O yüzden biz bu bilince saygıyla, ona hikmetle, şükranla davrandığımız müddetçe, zaten o yaşam döngüsünün içerisinde, onun kutsallığına saygı duyduğumuz müddetçe herhangi bir sorun olmuyor. Senden bilgiler derya gibi aktı valla. Ama videonun sonuna geldik ve ben senden daha fazla farklı farklı bilgiler elde edeceğim. O yüzden diyorum ki diğer bilgileri kendine sakla. Sevgili Bihter Türken Ergül'le Gül Yağı'nın ve Güller Diyarı Isparta'dan videolarımız devam edecek.